Herkese selam. Ee, yeni dersimizin konusu l'hypothèse au passé yani geçmişte yakın gelecek. Geçmişte yakın gelecek ne demek? Örneklerle anlatacağım. Tabii ki ondan önce bir kısaca l'futur proche yani yakın gelecek neydi? Onunla ilgili birkaç cümle verdim burada. Onların açıklamasını yapacağım hızlıca. Hemen ardından da l'futur dans le passé konusuna geçeceğiz. Çok kullanılan günlük Fransızca olarak gerek günlük hayatta, iş hayatta çok kullanılan bir kalıp göreceksiniz. E, bu arada web sitemde size yol gösterecek yabancı dil öğrenenler için, sadece Fransızca için de değil, genel anlamda yabancı dil öğrenenler için yol gösterici makalelerim var e, blog kısmında. Orayı da incelemenizi tavsiye ediyorum. Instagram sayfamda da e, zaman zaman faydalı paylaşımlar yapıyorum. Özellikle dinleme ve telaffuz için e, önemli kelimeler, önemli bilgiler paylaşıyorum orayı da takip edebilirsiniz. Şimdi dersimize başlıyoruz. Fütyo poş neydi? Fütyo yakın zamanda gerçekleşecek eylemler olaylar için kullanılan bir zamandı. Yani yakın gelecek. Türkçe adı. Konstrüksiyon dediğim formül neydi? Yani fütyo nasıl kuruluyordu? Özne yani süje artı verb ali conjugué au présent plus infinitif. Bu ne demek? Ali şimdiki zaman çekimini yapıyoruz. Dolayısıyla Ali şimdiki zamanını bütün şahıslarda çok iyi bilmemiz lazım. Artı hangi fiilde cümle kuruluyorsa o fiilin mastar halini getiriyoruz. Yani o fiilin çekimi yapılmıyor dikkat. Sadece Ali fiilinin şimdiki zamanda çekimi yapılıyor. Şimdi örneklerden gideceğim. Birkaç tane örnek var. Yani burada üç tane örneğimiz var, cümlemiz var. Ee, kısaca onları açıklayıp devam edeceğiz. Şimdi ilk cümlemizde Je suis trop fatigué. Je vais me coucher. J'ai du pain sur la planche demain. Şimdi birkaç deyim de var burada. Onları da açıklayacağım. Onları da öğrenmiş olacaksınız. Je suis trop fatigué. Çok fazla yorgunum. Yani fazlasıyla yorgunum. Aynı anlamında trop çünkü fazla demek. Je suis très fatigué. Çok yorgunum demek olurdu. Ama burada je suis trop fatigué. Aşırı yorgunum anlamında. Je vais me coucher. Yatacağım. J'ai du pain sur la planche demain. Du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche ne demek? Çok iş olması. Yani çok işim var yarın demek istiyor. Bu bir kalıptır, bir deyimdir aslında. J'ai avoir du pain sur la planche dendiği de zaman e, iş var, işim var. J'ai du travail anlamında. J'ai beaucoup de travail anlamında bir cümle. Evet. Je vais me coucher gördüğünüz gibi futupoche. Burada ce fiili var. Dikkat edin. Çift samirli yani dönüşlü bir fiil. Dönüşlü fiillerin e, futupoche halinden bir örnek burada. Je vais'i çektik. Ali. Yi. şimdiki zaman me couche'de yatacağım. Yani ce couche'nin hali. İkinci cümlemize geçiyoruz şimdi. Les sportifs vont d'abord prendre leur douche. Ensuite ils vont s'habiller rapidement et tout de suite après, ils vont commencer à s'entraîner. Evet, uzun bir cümle belki ama futur dan örnek var burada. Sportifler yani sporcular vont d'abord prendre leur douche. Önce duşlarını alacak. Bakın, vont d'abord prendre, prendre, leur douche. Deseydim burada d'abord öncelikle anlamı katıyor. Önce duşlarını alacak anlamı var. Vont, alefilinin şimdiki zaman çekimi. Prendre une douche, duş almak. vont prendre leur douche ensuite sonra ils vont s'habiller rapidement hızlıca giyinecekler burada da s'habiller fiili var giyinmek fiili veya pronominal çift samirli sonra giyinecekler hızlıca et tout de suite après ve hemen sonra bakın tout de suite hemen demek tout de suite après tout de suite après şeklinde yazılıyor ve okunuyor hemen sonra ils vont commencer à s'entraîner bakın ils vont commencer başlayacaklar. À s'entraîner, şimdi commencer à faire quelque chose kalıbı var. Bir şeyi yapmaya başlamak anlamı var burada. Dolayısıyla tout suite après, hemen sonra ils vont commencer à s'entraîner. Hemen akabinde, hemen sonra antrenman yapmaya, antrenmana geçecekler. Yani antrenman yapmaya başlayacaklar. Evet. Üçüncü ve son cümlemiz bu sayfada. D'après moi, bana göre. Bakın da moi, bence demek bana göre. Bunun eş anlamlısı selon moi. Bir de amonevi var. Bunların üçü bana göre bence anlamı var burada. Julien et Marc vont participer à ce program. Evet, Julien ve Marc bu programa katılacaklar. Participer katılmak gördüğünüz gibi vont alifiyle'nin üçüncü çoğul şahısta çekimi akabinde participer, de master hali. Evet, daha detay için tabii ki poşla Poş ilgili ve bütün tüm zamanları özetlediğim bir video da var. Ona da göz atabilirsiniz. Devam ediyoruz. Bu arada videoyu beğen yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, ne kadar çok beğen olursa YouTube e, bu kanalı henüz keşfetmemiş olan arkadaşlarınıza da önermiş olur. Şimdi le dans le passé. Önce e, kuruluşuna bakalım. Konstruksiyondan kastım kurulur. Le futur proche dans le passé se forme avec le verbe aller à l'imparfait plus l'infinitif. Bu ne demek oluyor? Futur proche'ta demin az önce anlattığım gibi e, normal futur proche'ta yani yakın gelecekte ali fiilini şimdiki zamanda çekiyorduk. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Ali fiilini imparfait zamanında çekiyoruz. Dolayısıyla burada işimiz imparfait'i bilmek iyi bilmek. Imparfait'in çekimlerini bütün şahıslarda çok iyi bilmemiz lazım. Özellikle de bu zaman için ali fiilinin imparfait halini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ona göz atmanızı tavsiye ediyorum. Akabinde yine hangi fiili kullanıyorsak onun mastar hali. Şimdi örneklerden bakıyoruz. Nous allions partir ensemble mais nous avons eu un empêchement. Nous allions partir ensemble. Me nous avons eu un empêchement. Gördüğünüz gibi burada Ali nu ile çekilmiş halinin empafiali var. Ne anlama geliyor bu cümle? Birlikte gidecektik fakat bir engel çıktı. Bir engelimiz çıktı. Bakın birlikte gidecektik. Evet yapacaktık edecektik anlamı katıyor. Gördüğünüz gibi fütüo poş dans passé. Vous alliez rester ikinci cümle. Vous alliez rester chez vos parents. Pourquoi avez-vous changé d'avis? Ailenizde kalacaktınız. Yani ailenizle kalacaktınız. Pourquoi avez-vous changé d'avis? Neden fikir değiştirdiniz? Vous alliez rester chez vos parents. Pourquoi avez-vous changé d'avis? Ali fiilinin vous ile çekilmiş hali imparfait ve rester kalmak mastar halinde görmüş olduğunuz gibi. Yani burada kalacaktınız, yapacaktınız, gidecektiniz anlamı katıyor. Diğer cümle. Ils allaient se marier au mois d'août mais ils ont reporté leur mariage. Ils allaient se marier au mois d'août mais ils ont reporté leur mariage. Ağustos ayında evleneceklerdi ama e, evliliği yani düğünü ertelediler. İlz ale sömaye, üçüncü çoğul şahsta alef hilinin en parfait hali gördüğünüz gibi ilzale artı sömaye. Sömaye çift samille bir fiil olduğu için evlenmek fiili ilzale Sömaye evlenecekler evleneceklerdi anlamı var. Son cümleye bakalım burada bu sayfadaki. Si je ne t'avais pas dit la vérité, tu allais le croire et tomber dans son piège. Si je ne t'avais pas dit la vérité, tu allais le croire et tombé dans son piège. Şimdi burada cümlenin başlangıç kısmı si je ne t'avais pas dit la vérité plus que parfait. Plus que parfait konusuna bakalım lütfen. La vérité'den sonraki kısım ise tu allais le croire futur proche dans le passé. Sana doğruyu gerçeği söylemeseydim ona inanacaktın ve tuzağına düşecektin. Anlamı var bu cümlede. Si je ne t'avais pas dit la vérité, sana gerçeği söylemiş olmasaydım bakın tu allais le croire ona inanacaktın et tomber dans son piège ve onun tuzağına düşecektin ona inanacak ve onun tuzağına düşecektin burada tu allais le croire buradaki le ona o kişiye croire da inanmak devam ediyoruz son sayfamız yine iki tane örnek verdim burada Vous alliez manquer votre avion. C'est pour cela que je vous ai appelé. Uçağınızı kaçıracaktınız. O nedenle sizi aradım. Yani telefonla aradım anlamında. Vous alliez manquer votre avion. Manquer un avion, uçağı kaçırmak anlamında. Böylece bu kalıpta burada öğrenmiş oldunuz. Manquer un avion, manquer un train. Yani burada kaçırmak. Uçağı veya treni kaçırmak. Vous alliez manquer. Gördüğünüz gibi Ali burada vu ile çekilmiş halin en hali var. Manke zaten mastar halinde kalıyor. C'est pour cela que bu nedenledir ki bu nedenle anlamında je vous ai O nedenle sizi aradım. Diğer cümleye bakalım. Le témoin. Témoin şahit demek. Allez raconter au juge tous les événements qu'il a vécu. Mais il a eu peur à cause des menaces. Evet. Şahit hakime bütün olayları anlatacaktı yaşamış olduğu bütün olayları anlatacaktı. Fakat tehditlerden dolayı tehditler yüzünden korktu. Şimdi burada birkaç tane e, unsur var yani kalıp var. Daha önce size de bunu anlattım. Akuzdo'yu biliyorsunuz. E, Lütemu Ali Hakonte evet anlatacaktı. Burada da üçüncü tekil şahısta Ali Fili'nin amparfe çekimi var. Ali Hakonte Oju yani hakimi anlatacaktı. Neyi? événements. bütün olayları Kila vekü, bakın les événements, kila vekü, burada prono, relatif var. Yaşamış olduğu bütün olayları anlatacaktı. Fakat me il a eu peur, korktu, avoir peur, korkmak, a cause de menas, une menas, tehdit demek, les menas, tehditler, de menas. Yani tehditler nedeniyle, tehditler yüzünden a cause de'yü gördük, korktu. Ek bilgi olarak burada... Bir konuda sizinle paylaşmak istedim. Parfois on utilise le futur proche dans le passé avec un verbe au conditionnel. Bu cümle ne anlama geliyor? Bazen, bazen geçmişte futur proche ifade ederken kondisyonel modda çekilmiş bir fiille de bunu ifade edebiliyoruz. Yani o futur proche dans le passé gibi görünmese de ama aynı anlamı veriyor, aynı anlama geliyor. Şimdi Sami m'avait dit qu'il m'avertirait avant de partir car il savait que je voulais aussi assister au séminaire. Tekrar Sami m'avait dit qu'il m'avertirait avant de partir car il savait que je voulais aussi assister au séminaire. Bu ne geliyor? Sami gitmeden önce bana haber vereceğini söylemişti çünkü benim de seminere katılmak istediğimi biliyordu. Şimdi cümleyi analiz edelim. Samim mavedi, mavedi kısmı plus köpafe gördüğünüz gibi. Kil mavertire işte burada mavertire kısmı kondisyonel modda gördüğünüz gibi fütür poş hali yok burada. Fakat buraya dikkat edelim. Aynı anlama veriyor. Yani bazen bu şekilde de Kullanıldığını anlatmak istiyorum. Gitmeden önce bana haber vereceğini söylemişti anlamı var. Mavedi kısmı ama kelma ve kısmı ise gördüğünüz gibi kondisyonel. Avant de partir car il savait que çünkü biliyordu ki je voulais aussi assister au séminaire. Assister à un séminaire bir seminere katılmak. Assister à une réunion bir toplantıya katılmak. Bu assister fiilini de Öğrenmiş oldunuz Je voulais aussi assister Ben de katılmak istiyordum anlamı var burada Evet Cümlenin e, Türkçe açıklamasında yaptım Gördüğünüz gibi Bu tarz cümlelerle de Karşılaşabilirsiniz e, Burada ne anlama geldiğini Merak etmeyin diye Bu e, Ek bilgiyi de burada vermiş oldum Bu konuyla anlatacaklarım bu kadar e, bu tarz cümleleri de görmüş oldunuz. Türkçe'de de çok kullanılıyor biliyorsunuz. Yapacaktım, edecektim, gidecektim anlamında cümleler çok var. Fransızca'da daha çok var. E, bilmiş oldunuz, e, kullanabilirsiniz. Karşınıza çıkarsa da ne anlama geldiğini merak etmeyin. E, konu zaten net, açık. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. E, beğen yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İnternet sitemde gerekli makaleler var. Sizlere ışık e, tutacak yol gösterecek makaleleri okuyabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.